Ramazan Lezzetleri programına hoş geldiniz. Ramazan ne demekti? Bolluk, bereket ve en önemlisi paylaşmak. Bugün yine size iftarlık iki tane harika lezzetim olacak. Birincisi tavuk sarma, böyle içine mantar var, kaşar var, ıspanak var, harika bir şey. Yanında da böyle doyurucu bir buğday salatası, besleyici, bol proteinli, böyle harika bir şey. O zaman şimdi malzemelere geçip ilk başta tavuk sarmayı anlatacağım, başlayalım. Tavuk sarma için benim size vereceğim tarifte kemiksiz ve derili bir tavuk olacak. 4 tane söyleyeceğim, malzemeleri ona göre yazarsınız. Ben bugün size 2 tane yapacağım. Şöyle malzemeler, aşağı yukarı 4 tane kalça şiş. Ama kalça dediğim gibi derili ve kemiksiz. Yanında ıspanak olacak. Ne kadar? Yarım kiloya yakın olabilir. Yani bir 400 gram falan uygundur. Ondan sonra aşağı yukarı bir 4-5 tane mantarım var. Yarım soğan, 3-4 diş sarımsak kullanacağım. Ondan sonra ne var burada? Böyle bir kase kadar kaşar peynir. Rendelenmiş olsa daha iyi olur. Yine bir kaşık tereyağı ve karabiber, tuz. İlk başta soğanımı alıyorum. Ocağımın altını açayım. Hatta tereyağımı da atayım bir parça şuradan kaşığımla. Erimeye başlasın. Bunu da kullanırım, şöyle dursun. Soğanı ince kıyarsanız daha iyi olur. Çünkü sarmanın içinde ben daha çok ıspanağın belli olmasını istiyorum. Soğanları biraz daha küçük kıymaya çalışacağım. Ya bu boy yeterli olacaktır. Hatta bu soğan da yeterli olacaktır. Şunu da başka bir şeyde kullanırım. Şöyle atayım. Şimdi soğanlar burada hafif böyle terlerken, pişerken bir yandan da mantarlarımı hazırlayacağım. Şimdi ıspanak bunun içine girecek ama ıspanağı en son atacağım. Çünkü ıspanağın böyle bir daha fırına sokacağım ürünü çok fazla pişmesini istemiyorum. Böyle hafif diri kalsın, yeşil kalsın istiyorum. Tamam, buradaki hikaye güzel. Böyle başladık. Dilerseniz mantarla başlayalım. Mantarı ben her zaman böyle ıslak, nemli bir bezle şöyle iyicene ovalarım. Üstündeki bütün o toprağı, kiri, püsürü alırım. Ondan sonra böyle soyarım. Şöyle. Mantar yıkanmaz. Çünkü niye yıkanmaz? Mantarı yıkarsanız o bütün suyu içine çekecektir ve siz ocağa attığınız zaman o mantar her yeri su yapacaktır. Yani bütün şey mantarınız çorba olacaktır. Mantar çorbası olacaktır. İçinde yüzecektir. O yüzden mantarı yıkamayın. Bu dediğim yöntemi uygulayın. Çok da iyi olacağını düşünüyorum. Zaten güzel sildikten sonra, kabuğunu da soyduktan sonra ısıl işlem görecek. Çok böyle bir sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Böyle soydum. Şunları kenara alayım. Şu mantarları önüme alayım. Bunları daha önce soymuştum. Size bir tanesini göstermelik bıraktım. Şöyle aldım. Mantarları da ufak istiyorum. Bir yandan da soğanlarıma bakayım. Soğanlar ne durumda, yanmasın. Gayet güzel gidiyor. Birazcık karamelize olsun istiyorum. Çünkü soğan karamelize olunca lezzet veriyor. Mantarları da şöyle doğrayabilirsiniz. Tık 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 tık. Sonra da böyle. Çok da uğraşmanıza gerek yok. Mantar zaten pişince çok fazla küçülecek. Böyle böyle yapsanız iyi gelir. Şöyle yine aynı şekilde devam ediyorum. Mantar, hatta böyle üstü kapalı bırakırsanız, pardon üstü açık dolapta bırakırsanız dolaptaki yumurta kokusu, ondan sonra tavuk kokusu, yani dolabınızda ne kokusu varsa onları bile içine çeker. Mantarı her zaman iyicene muhafaza edin. Dolapta bile böyle kapalı olsun yani. Strese sarın, bir şey yapın. Bu arada bu aynı şey yumurtalar için de geçerlidir. Yumurta da kabuğu geçirgen olduğu için, canlı bir şey olduğu için bütün kokuyu içine çeker. Hatta ben şey dedim ya, yumurtaları yıkayanlar varmış sabunla, işte deterjanla. Sakın yumurtayı yıkamayın. Bütün o deterjanı falan içine çeker. Ya daha kötü sonuç olabilir. Kimyasal zehirlenmeye kadar gider. Bunlar da böyle çok yani spekülasyon olan ürünler. Onlarla ilgili bilgiler veriyorum size ufak ufak. Şimdi mantarlarımı yaptım. Soğanım güzel durumda, yani iyi. Hafif böyle renk aldı. Ben böyle çok pembe sevmiyorum. Direkt kahverengiye geçişi seviyorum. Belki o yüzden lezzetli yemekler yapıyorum yani. Siz tatmadınız ama en azından yaparken denersiniz, anlarsınız. Şöyle yapayım. Bunları da böyle bıraktım.
Şimdi bir parça tuz atacağım. Çünkü ne demiştik? Sebzeler eğer önceden tuz atmazsanız içine çekmez. Bir parça tuz attım. Güzelce kavruluyor. Şimdi ne atabiliriz? Sarımsak atabiliriz. Şurada benim ayıkladığım sarımsaklarım vardı. Yani 3 diş falan yeterli olacaktır. Tabii yine sizin yemek yeme alışkanlığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sarımsağı çok seven var, az seven var. Şunu çöp yaptım. Şöyle kullanayım. Sarımsağın da işte en kolay soyulma yöntemi bu. Yani ben hiç uğraşmam. Şöyle bastırırım. Kabuğunu tık çıkartırım. Ondan sonra yine çop edeceğim. Şöyle çop edebilirim. Yani bu boy yeterli olacaktır. Çok da küçültmeyeyim. Böyle koydum. Harika kokular geliyor. Yani mantar, tereyağı, sarımsak. Muhteşem koku. Soğanın da hafif kokusu var şu an. Ispanakları ne yapacağız? Ispanakları da şöyle yapalım. Yani bir yarısını falan alın kullanacağınız ıspanağın. Şöyle katlayın. Şöyle şöyle kesebilirsiniz. Rahat rahat. Hem görsel olarak güzel olacaktır. Hem de işiniz kolaylaşacaktır. Hızlı yapacaksınız. Böyle bu şekilde. Geri kalanı da alıyorum. Ya büyük bir bıçakla tabii ki daha rahat edersiniz. Böyle. Biz bunlara şef bıçağı diyoruz. Yani şef bıçağı diye piyasada satılıyor. Çok kullanmak isterseniz bunlardan alıp kullanabilirsiniz. Şöyle kaçan parçaları da toplayayım. Tamam. Şimdi buraya bakıyorum. Bunlarla işim bitti. Arkayı alabilirim. Buraya bakıyorum. Güzel. Yani pişmiş gibi. Çok azıcık daha bekleyip içine atacağım. Şimdi ıspanaklar burada beklerken bir parça tuz onlara atacağım. Çok az ama şöyle üstüne bırakacak kadar. Bunları yaptım. Hatta işin bitenleri ben komple arkaya alayım kafamız karışmasın. Yani bu renk güzel, evet. Of, kokusu da harika. Şimdi ocaktan alacağım. Ocağımı şöyle yapıyorum. Kapatıyorum. Ispanağımı atıyorum. Tamam. Güzelce karıştırıp. Şimdi bu zaten ürünü kapattığınız zaman da tencerenin altını, tavan altını ne varsa içinde o pişmeye devam edecektir. Bana o ısı yeterli şu anda. Ispanak için o ısı gayet yeterli. Zaten iyicene böyle istediğim renge gelecek. Şimdi tavuğu ne yapıyoruz? Ben şu tezgahı bir temizleyeyim. Hemen geliyorum. Tamam. Önce benim streçim vardı burada, evet. Streçimi güzelce açıyorum. En büyük dert evlerde streç açmak. Yarısı açılır, yarısı açılmaz. Tavuğu şöyle alıyorum. Hafif dövmeniz gerekiyor. Yani dövmezseniz olur. Şurada bir parça kemik kalmış. Onu her zaman kontrol edin elinizle. Şöyle bir yapın. Bir parça kemik kalmış. Onu buldum. Hemen arkada çöpüm vardı. Oraya atıyorum. Şöyle çok hafif döveyim. Benim böyle bir değişik et döveceğim var. Şöyle dövseniz yeterli. Hafif. Eti birazcık uzatmak istiyorum. O yüzden dövüyorum. Biraz da tabii şimdi vurunca sinirler, o proteinler parçalanıyor. Daha yumuşak bir ürün ortaya çıkıyor. Yani gördüğünüz gibi böyle böyle dövüyoruz. Pıt pıt pıt. Bence yeterlidir yani. Siz de farkı görmüşsünüzdür. Açıldı iyicene. Şimdi burada benim ıspanaklarım vardı. Soğanlar, mantarlar hepsi buradaydı. Bunu içine saracağım. Aslında biraz daha soğursa iyi olur. Biraz da soğumasını bekleyebilirsiniz. Çünkü şey, bunu içine koyduğunuz zaman tavuğun içini pişirmeye başlamasın. Biraz daha soğusun. O soğurken ben birazcık tuz, karabiber yani sezonu edeceğim.
lezzetlendireceğim. Bir parça tuz, içine bir parça karabiber. Aynı işlemi derisi için de yapacağım. Şöyle. Gayet güzel oldu. Şimdi şuradan bir parça alalım. Şöyle. Biraz da şöyle. Tamam, bir parça kaşar. Ya bunun içinin çokluğunu siz ayarlayabilirsiniz. Ben şu an birazcık daha böyle etin ön plana çıktığı bir şey yapıyorum. Kaşar peyniri de öyle. Mozzarella kullanabilirsiniz, kaşar kullanabilirsiniz. Çok seviyorsanız eski kaşar bile yakışır buna. Şimdi çok basit. Şöyle tutuyorsunuz. Buradan kıvırıp hop. Oldu bile. Ya böyle bir sosis gibi, salam gibi falan yapıyorsunuz işte. İyicene. Şimdi buradan kesebilirim. Açılır mı? Açılmaz ama çok güvenmiyorsanız böyle uçlarından iple bağlayabilirsiniz. Ben böyle çeviriyorum. Açılacağını sanmıyorum. Aynı işlemi bir daha yapalım. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde dövüyorum. Uzatmaya çalışıyorum. Hem uzatıyorum hem yumuşatıyorum. Hem de kolay pişmesini sağlıyorum. Belki biraz daha aşağı vurabilirim şöyle. Açayım. Ya bakalım kemik var mıydı? Yok. Bu daha temiz, ayıklanmış. Ya bunu kasabınızdan böyle isteyebilirsiniz. Hani benim için derisi kalsın, kemiğini alır mısınız? Bir but alıp o şekilde isteyebilirsiniz. Kasaplar da yapacaktır. Onlar için çocuk oyuncağı bu. Şimdi et döveceğini alıyorum kenara. Bir elimi temizleyeyim. Bezime de sileyim. Şimdi ya önce tuz, karabiber. Sezonu ediyoruz yine. Derisi için de yapacağız aynısını. Şöyle. Ya çok hafif. Çünkü harcın içinde de tuz var. Tavukta da tuz var. O yüzden ikisini de böyle minimal şekilde kullanın. Yine aynı işlemi yapıyorum. Biraz çok koydum. Bir de çok koymuş yapalım. Böyle yapalım. Yine kaşar koyuyoruz. Şöyle. Yavaş yavaş. Kendinize güvenmiyorsanız yavaş yavaş yapabilirsiniz. Bir şey olmaz. Böyle yavaş yavaş kapatın. Sarımsak iyicene sıkın. Korkmayın. Tamamdır. Yine aynı şekilde böyle bağlıyorum. Yani daha doğrusu sıkıştırıyorum. Siz bağlayabilirsiniz. Bu hazır. Şimdi bunları fırına vereceğim. Aşağı yukarı bir 15 dakika fırında pişecek. 200 derece yeterlidir. Bunu suda da yapabilirsiniz. O zaman iyicene bağlamanız lazım. Suda çünkü açılabilir. Bunu suda yaparsanız adı galantin oluyor. Burada yaparsanız, fırında yaparsanız adı balantin oluyor. Yani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. O da bir örnek olsun. Şöyle tepsimi alayım. Fırını ben önceden ısıtmıştım. Yani koyuyorum. Şöyle. Yani fırının ortasına koymak iyidir. Fırının ortasına koydum. Yavaş yavaş pişecek. Yani 15 dakika aslında yavaş sayılır. Çok hızlı pişme değil. Yavaş yavaş pişecek. Fırının ortasında onu bekleyeceğiz. Şimdi tavuğumuz fırında. Ben ne yaptım? Streçle koydum. İsterseniz, güvenmezseniz içine yağlı kağıtla sarıp streçe sarabilirsiniz. Ama streçle koyarsanız da yanmaz. Çünkü tabii streçin iyisini alın, iyisiyle yapın. Salınımı olmayan streçle yapın. Daha iyi olacaktır ama pek de bir şey
Yani korkmayın, atın geçsin yani. Steak'te bir şey olmaz. İkinci ürünüme geçiyorum. İkinci ürünüm buğday salatası. Şöyle malzemeleri önüme aldım. Buğday salatası malzemeleri şöyle. Yaklaşık 1,5 su bardağı buğday, bir yarım su bardağı bezelye, maydanoz, dereotu, nane, yine bir 1/3 bir bağ falan yeşil kısmı, yeşil soğanın. 2 tane kapya biberi, ben ayıkladım onları. Burada zeytinyağı var, nar ekşisi ve biraz da ceviz. Yani bir 5-6 tane de ceviz koysanız iyidir. Başlayalım yapmaya. Ben yine burada karıştırırım. Şunları alayım. Ha, bir tane de limonum var. Limonun kabuğunu kullanacağım. Biraz da suyundan faydalanacağım. Ona dipnot geçeyim. Bıçağım nerede? Şöyle. Biberleri yine iç kısmından kesiyorum. Böyle. Bir parça bir şey var. Yani bu boy iyidir. Aşağı yukarı buğdaya yakın boylar. Şöyle kenara aldım. Bunu da aynı şekilde devam ediyorum. Burası güzel oldu. Şimdi soğanlarımı alayım. Soğanları da yine aynı şekilde devam edeceğim. Şu yeşillikleri de alayım. Hatta ben şunları şöyle alayım kenara. Bunları kaldırayım. Salatayı karıştıracağım yere koyayım. Şimdi yeşil soğanları aldık önümüze. Soğan klasik zaten, soğan boyutu ama biraz daha ince olursa daha iyi olabilir. Bol olsun soğanımız. Bol bol keselim. Tamam. Soğanları da alalım. Şimdi yeşilliklere geldik, sıra diğer yeşilliklere. Onları şöyle hepsini alıp yeşillikleri de çöp edeceğim. Gelişi güzel parçalayacağım yani. Onu söylemiştim çöp etmeyi. Şöyle şöyle. Şunu da oynatmadan. Yani bu boy yeterlidir. Belki biraz daha küçültebilirim. Tamamdır, şöyle parçaları alayım. Bunları içine koyayım. Böyle bol yeşillikli bir buğday salata olacak bu. Normalde ben görüyorum buğdayını bol koyuyorlar, yeşilliğini az koyuyorlar ama bence buğdayı tamamlayacak ürünler bu yeşilliklerdir. Ben onları o yüzden böyle çekinmeden bol bol koydum. Bezelyesini atalım. Çok suyunu almadan koymak istiyorum. Taşlanmış bezelye, konserve bezelye. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle kullandım. Şimdi buğdayımızı alalım. Buğdayın hepsini koyuyorum zaten. Ana ürün buğday olduğu için bol olacak. Şöyle bakın, renklere bakın. Her renk var içinde, cümbüş. Şu düşen buğdayları da koyayım içine. Şimdi bir parça da ceviz koymak istiyorum. Cevizleri de alıyorum böyle. Yine aynı şekilde gelişigüzel parçalıyorum. Cevizleri de atıyorum içine. İyice ne karışsın. Ya üstüne de atabilirsiniz görünsün diye ama ben içinde seviyorum böyle. Şimdi bir parça tuz atacağım ama en son tavuğumu fırından çıkardıktan sonra tuzunu, nar ekşisini ve yağını ekleyeceğim. Dilerseniz birazcık pişmesini bekleyelim tavuğun. Bir ben de ortalığı toplayayım. Tekrar geliyorum. Tavuklar pişti. Dilerseniz birlikte fırından alalım ve streci çıkartacağız. Burada tavaya atacağız. Böyle derisini çıtırdatmak istiyorum. Hafif doku katmak için. Ondan sonra da kesip servis edeceğim. Dilerseniz başlayalım almayla. Şöyle aldım. Sıcaktır, altına bir şey koyun yanmasın. Fırını kapatıyorum.
Şunu kullanabilirim şöyle. Gördüğünüz gibi streç erimiyor. Hani eririm diye düşünebilirsiniz. Erimiyor. Biraz daha küçük bıçak daha iyi olacaktır. Şöyle benim bir kemik sıyırma bıçağım var. Onunla gireyim. Tık tık. Belki makas da kullanabilirsiniz bunu keserken böyle. Tık 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 içinden ince bir makas. Şöyle. Heh, bu arada ocağımı açayım. Dedim ya, birazcık tereyağında derisini çıtırdatacağım. Şöyle bu tereyağı çok. Ben fazla koymuştum göstermek için. Şöyle bir parça atabilirim. Gördüğünüz gibi streçini böyle ayıkladım. Şimdi derisi çıtırdayacağı için derisi tarafını koyacağım ama birazcık ısınmasını bekliyorum. O arada bunu da çıkartabiliriz. Nereden kolay olur? Şuradan kolay olur. Bunu da önce kafasından kestim. Şöyle daha kolay olur. Buradan giriyorum. Heh, tık tık. Yani bunu direkt lap diye de çıkarabilirsiniz de dağılabilir. Korkuyorum ben şu an size güzel sunum yapmak istiyorum. Eminim siz de öyle yapmak istiyorsunuzdur evde. Harika Ramazan sofralarında böyle harika yemekler yapmaya devam ediyoruz. Siz de bizle birlikte yapıyorsunuz. Benle birlikte, ekibimle birlikte. Elim bir temizleyeyim. Ya birazcık daha kıssa iyi olur tabii. Şöyle. Şimdi nerede benim aletim? Burada. Şunu alıyorum. Derisi. Önce derisi gelecek. Derisini böyle koyuyorsunuz. Bu deri çıtırdayacak. Hop böyle. Tamam. Şimdi yavaş yavaş çıtırdasın. Orada ben buğday salatamı bitirebilirim. Şunu bir arkaya alayım. Onlar çıtırdarken buğday salatasının sunumunu yapayım size. Burayla işim var mı? Var. En son buradan aldıktan sonra böyle bir dilimleyeceğim. O yüzden bunlar böyle burada kalsın. Şu buğday salatasına ne koymamıştık? Şunu da sileyim. Size demiştim ya bir parça limon kullanacağım. Limonun kabuğunu şöyle evdeki en ince rendeyle hafif hafif. Sadece sarısını alın ama beyazını alırsanız acı yapar. Sadece sarısı. Şöyle hafif hafif. Böyle yani suyundan kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Ben tariflerde veririm ama şu an suyunu kullanmak istemedim. Böyle bolca yağ döktüm. Bir parçacık nar ekşisi. İyicene karıştırdım. Şunu kullanacağım salata için. Bu salata için bence daha uygun. Ortasına dökeceğim. Etrafı böyle hareketli ya. Bir yandan da orada derilerim çıtırdıyor. Şöyle. Biraz böyle ben salataları hep yanardağ gibi seviyorum. Yüksek yüksek. Şöyle koydum. Şimdi şu limondan etrafına. Bunu mikro zester diye piyasada satılan ürünler var. Onunla da yapabilirsiniz. Böyle evdeki ince bir rendenizle de yapabilirsiniz. Salatamız hazır. Bunu kenara alabiliriz. Tavuklarıma bakayım. Oh! Tavuğun derisi harika çıtırdıyor. Şöyle gösterebilirim. Bakın nasıl çıtırdadı. Çıt çıt geliyor. Çıt çıt çıt. Muhteşem oldu. Çok azıcık daha renk alsın. Hemen dilimleyeceğim onları. Şunu da şöyle öne koyayım. Bununla işim bitti. Birazcık yanlarını da alıyorum böyle. Yanlarını da yapın. Şunu da daha güzel yapıyordum sanki. Yani şu dokusu tam istediğim gibi. Şu renkler falan. Muhteşem oldu. Böyle dursun. Buna bakalım. Bu da aynı şekilde. Bunu da biraz yanlarını alalım. Ya böyle iki tane şey yardımıyla daha rahat tutarsınız. Tekle zor oluyor. Demin ben de zorlandım. Biraz da diğer tarafı. Şimdi artık bunlar servise hazır. Ben bunları şöyle çevireyim. Kesmeye başlayayım.
Bunu böyle koydum. Yanıma tabağımı da alayım, kolaylık olsun. Yine iki tane şöyle kesebilirsiniz çünkü çok sıcaktır. Hemen ocaktan aldığınız için. Ya bu mutfağınızdaki en keskin bıçakla yapın. Benim şu an en keskin bıçağım bu. Yavaş yavaş, yani acele etmeyin, dağılır. Yavaş yavaş kesin böyle. Şu an bunun görseline çok güveniyorum. En sevdiğim görsel herhalde bu tavuğun görseli. Harika bir tavuk sarma ortaya çıkardık. Şöyle alalım. Kenarlarını da kullanabilirsiniz. Diğerini de keselim. Yani bu normalde bir porsiyondur. Bunu da şu güzel yerlerinden alıp kenarına koymak istiyorum. Güzel yerlerin ortası daha güzel oluyor tabii çünkü kenarları biraz daha kavisli, virajlı olduğu için. Mutfakta tabaklar her zaman tek sayılarla servis edilir. Mesela burada benim kaç parçam var? 2, 4, 5 var. 2 parça daha koyduğumu 7 olacak. Tek sayı tamamlayacağım. Şöyle. Son parçayı da aldım mı? Bence 7 parça bizim için yeterli olacaktır. Bunun yanına bir sos yapabilirsiniz. Yoğurt koyabilirsiniz, böyle yiyebilirsiniz, salatayla yiyebilirsiniz. Ben şöyle sunabilirim. Çekmekeyi Web TV'de bir programın daha sonuna geldik. Ramazan boyunca birlikteyiz. Umarım yemekleri beğenmişsinizdir, evde denemişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.